what it will do with the team. But I think, yeah, you can point out what it will do. Same as we beat Everton, difficult game in that environment, an opponent in form. If you beat them, it gives. Karşımızdaki rakibi karşısında kendimize inancımız yüksek. Bir menajer olarak. Peki, burada Bruno'ya tabii fair play dediniz. Burada penaltı atacaklar için bir listemiz var. Birisi ben. Tabii Club Marcos'a geçtiğimde tabii orada da penaltı listesindeydim. He was always respectful on the side of saying like ve burada şu anda hani iyi yapıyorsun, devam et dendi. Bazen bu penaltı aldığında topu birbirimize vermesi bazen çok önemli değil. Menajer bir kağıt veriyor bu penaltıları kullanacak olanların. Birisi ben, birisi de Marcus'tu. Dolayısıyla bizim karar vermemiz gerekiyordu. Her zaman Bruno olması gerekmiyor. Her zaman Marcus olması gerekmiyor. Tabii burada topun kaleye gidip gitmeyeceği burada önemli. Bazen %50-%50 oluyor. Belki ben alırım, atamam. Ama burada Marcus kullandı ve skoru aldık. Teşekkürler. Bazen %50-50 olmuyor tabii. Tabii burada Bruno'ya güveniyoruz. Ve önemli olan şu ki leadership, burada liderlik önemli. Ve burada birbirinize güveniyorsanız, birbirinize penaltı sırasını verme konusunda hiç sıkıntı yok. Burada bu yüzden Bruno sizin kaptanınız. Ve size burada başka bir oyuncu hakkında soru sormak istiyorum. Ve o bu oyuncunun uluslararası alanda kazandığı ilgiyi nasıl görüyorsunuz? Bence gösterdiği performans konusunda çok memnunuz ve bunu tutarlı bir şekilde yapıyor. Ve kendisi yetişkin birisi ve bu konuda yetişkin bir yaklaşım var. Bunu yapabileceğini biliyor. Peki bu böyle bir ilgi onun üzerine çektiğinde sizler bu kendi oyuncunuza nasıl bakıyorsunuz? Öncelikle hoşumuza gidiyor. Oyuna odaklanarak, oyundan dikkatini dağıtmayarak oynamasını istiyoruz, sağlıyoruz. Futbol için. Futbolun yanında olan şeyler bunlar. Oyunun içerisini etkileyen şeyler değil. Dolayısıyla her seferinde, her sahaya inildiğinde oraya odaklanılması gerekiyor. Eğer bir oyuncu oyuncuyu gözlem, eğer dikkatinin dağıldığını gözlersek, futboldan uzaklaştığını görürsek ona söyleriz. Ve bu tür başka şeylerin peşinden gitmesini engelleriz. Çünkü futboldan dikkati dağılamaz. Marcus yarınki maçta olmayacak. Onun gelişimini nasıl görüyorsunuz önümüzdeki süreçte? Pele için de aynı durum. Yedek kulübesinden çıkması için bir adım gerekiyor. Bunu göreceğiz. Bu sürecin ne kadar hızlı ilerleyeceğini göreceğiz. Bruno'ya bir sorum var. Sizin için bazen bu kaptan tarzından uzaklaşmak sizi nasıl hissettiriyor? Tabii ki bunu hoşuma gitmiyor. Tabii eleştirilmeyi herkes gibi ben de çok sevmem. Fakat takımım için o an en iyi şeyi yapmak istiyorum. Tabii ki her zaman doğru şeyi yapmış olamıyorum.
Dolayısıyla burada United, Manchester United'da oynadığınızda tabii ki eleştirileceksiniz. Gözler üzerinizde olacak. Dolayısıyla bununla başa çıkmam gerekiyor. Ve başlangıçta her şey çok iyiydi, daha yeni gelmişsiniz. Ama ilk oyunda herkesin yaptığından farklı bir şey yaptığınızda o ilk oyundan sonra asıl zor şeylerle karşılaşacağınızı görüyorsunuz. Belki herkesin beklediği performansı gösteremeyeceksiniz. Herkesin beklentileri çok daha yüksek oluyor. Ve benim sayılarım, skorum beni biraz ilgi odağı yaptı. Ve benim için en azından eleştiri bağlamında şimdi kaptanlık var. Benim odağım burada takıma yönelik. Odağımda takım var. Onun oyuncuları ve personeli var. Ve şu anda bu kulübe geldiğim ilk gündeki düşüncelerim var ve bunun değişmesinin gerekmediğini düşünüyorum. Ve şimdiye kadar benim için de benimle ilgili kimsenin de bir sorunu olmadı. Dolayısıyla benim liderliğimden gayet memnun herkes. Teşekkürler. Alejandro Garnacho scored one of the best goals of the season. Does that give like a moment of brilliance like burada, that? Does that give the team a lift ahead of such a game in Galatasaray? Bu önemli maçlarda peki öne geçmenizi nasıl düşünüyorsunuz? Tabii Stafford'ın karşısında öne geçmek güzel. Galatasaray'ın karşısında öne geçmek güzel. Öyle bir gol atabilmek gerçekten çok iyi olur bizim için ileriki zamanlarda da. Ve Galatasaray'la ilgili olan bu tip maçlarda tek bir an bütün oyunun seyrini değiştirebiliyor. Most recent with Scott against Brentford, geçmişte de bir striker eksikliği ile birlikte ya da striker işgüdüleriyle birlikte oynayan oyuncuların bu tür şeyler yapması mümkün. Garnize bunu daha önce yaptı. Bunu yapabilecek başka oyuncular da var. Rasmus gibi ve bu da orta sahada ve savunma hattında böyle oyuncular var. Böyle bir fırsat bulduğumuzda onu almamız gerekiyor. Peki bu hareketleri bicycle atışlarını falan nasıl çalışıyorsunuz antrenmanda? Sanırım onu çalışmıyorduk antrenmanda. Sırtı için iyi olacağını zannetmiyorum. Daha önce de söylediğim gibi kendisi o özel yeteneğini gösteriyor, gösterebilecek bir oyuncu. Kendisinin Everton'ın karşısındaki topçuluğunu hoşuma gitti, harikaydı. Ve bu kalitede goller bulmaya devam ederse daha da iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda kendisi zaten güzel bir oyuncu. Fakat şu anda olduğundan daha da iyi bir oyuncu haline gelebilir. Türk medyasından iki sorumuz var. Öncelikle Anadolu Ajansı'ndan. Galatasaray'ın Manchester United karşısında geçmişte kazanılan bir galibiyet çok önemli bir noktadan geldi. En azından Türkiye futbolu açısından. Peki bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz de Manchester United olarak tabii ki harika bir geçmiş var. Gelecekteki maçların tabii ki göstergesi değil geçmiş maçlar. Ne olacağını göreceğiz. Daha önce Manchester United'la ve Galatasaray arasında oynanan maçlarda olan maçlara baktığınızda sizin fikrinize göre o maçlarda ne hatalar yapıldı? Dediğim gibi bu geçmişte yaşandı. Şu anda gelecek için konuşuyoruz. Teşekkürler.